Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 22 numara tığım ve aparat olarak da modelimin ortası için kalem, kenarlar için de bu şekilde çay karıştırıcısı veyahut da bu kalem ucunu bu muadillerde, yani bu büyüklüklerde herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. Kaleminiz yoksa dondurma çubuğu böyle aynı boyutta veyahut da 7 numaralı şiş aynı boyutta olacaktır arkadaşlar. Yani çareler tükenmez, herhangi bir aynı boyutu sağlayan aparat kullanılabilir. Evet, size şöyle iğne oyası zarifliğinde arkadaşlar bir karanfil hazırladım. Bakın bu şekilde karanfilimin yaprakları, borusu ve şöyle de karanfilimiz. Bakın iğne oyası zarifliğinde bu aparatların sayesinde yaptık. Çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar, daha önce bunun yapımını size anlattığım bu borum vardı. Buna denedim. Bunun içine çok küçük geldi. Yapraklar da böyle küçük düştü. O yüzden bu boruyu hazırladım. Bakın daha iri yaprakları bu şekilde. Yani kolaya kaçacaktım arkadaşlar. Bu boruyu kullanıverecektim. Nasılsa kanalımda bunun yapımı da mevcut diye. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı. Karanfilimiz birazcık boruya göre büyük oldu. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle dikmedim, size de göstereyim hem şeklini. Bakın bu şekilde kalemle yaptığımız ortasını, kenarlarını da küçük aparatla yaptık. Şöyle elimizde şekil verince hemen kıvrılıyor. Bu ortasından da şöyle bakın, orta kısmından da tığımla çektim. Bu içine daha bakın genişlik olduğu için şöyle kolay bir şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle çektiğinizde içine kolay bir şekilde borunun içine yerleşecek. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, sihirli halkamızı yaparak başlayacağız. Şöyle başlamadan önce ipimizi biraz 15 santim uzunluğunda bırakıyorum. Sihirli halkayı biliyorsunuz, parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine koyarak bir halka oluşturdum. Halkamın içinden giriyorum. 1 ve 2 tane zincir çektim. Bakın 2 tane ipimiz üstte, tek ip altta. Bu şekilde sihirli halkamız oluştu. Ve ben bu şekilde ipimi uzatıp kalemimi halkaya geçirdim. Evet. Bu şekilde bu 2 tel üstte, tek tel altta, tam ortasından girip 2 tane zincir çekiyorum. Ve 2 zincir. Hemen bu şekilde taktım. Yine aynı şekilde tam ortasından girdim. 1 ve 2 zincirimi çektim. Şöyle kalemime kalıpladım. Kalıp gibi olursa ilmeklerimiz karışmadan düzgün bir şekilde çıkıyor. Bakın. Yine aynı şekilde girdim. İlmeğimi alıyorum. Şöyle 1 ve 2 uzatıp taktım. Girdim ortasına. 1, 2 zincir. Bu şekilde ilmekleri tam 25 tane yapacağız. Bakın 5 tane oldu. Bu ilmek sayımız 25 olacak. Şöyle altından giriyorum. Dibinde sıkı sıkı 2 zincir çekiyorum. Uzattığım ipimi kalemin tepesinden geçirip böyle kalıp gibi yapıyorum. Evet, bu 6 tane ilmek oldu. Aynı şekilde 2 zincir çekip kaleme takarak 25 tane ilmek toplayalım. Evet, 25 tane bu şekilde ilmeği doldurduk kaleme. Son arkadaşlar, bakın çıkarmadan önce de şöyle dibine muhakkak 2 tane zincir çekiyorum ben. Şöyle ipimi bıraktım bakın. Bunu uca kadar şöyle dolandırınca kalem kaygan olduğu için kolay bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde kıvırarak bakın çıkardım ilmeklerimin hepsi. Bu sihirli halkamızın ipi vardı ya arkadaşlar, bakın bunu da şöyle şu elimi kapatmayı üzerine sıfırlayıp Bunları ucuna birleştireceğiz. Şunu bırakıp sihirli halkamın ipini tutuyorum ve bunu şöyle bu şekilde baskı yapmak zorundayım arkadaşlar, birleşmesi için. Ama bakın birleşince, böyle çekince bu ortadaki boşluklar kapanıyor. Şöyle yavaş yavaş 3 seferde kapatın, ilmekleriniz bozulmaması açısından. Evet, zaten kalemle kalıpladığımız için bu şekilde ilmeklerimiz oluyor. Ortası da bu büyüklükte oluyor. Şimdi biz bu bıraktığımız iple ortasını dikip daha bir küçük haline getireceğiz. Bu da 2 zincir çekerek bıraktığım ilmeğim. Onu tutuyorum. Şöyle parmağıma birazcık ip sarıyorum. Şöyle. Bakın. Şunu da çıkarayım aradan. Evet. Bunu bakın diğerlerinin boyutuna getiriyorum. Şöyle. Burada bir tane ilmek oluşturuyorum. Onlar gibi bir ilmek oluşturdum. Ve ucuna 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle kameram yamulmuş, düzeldi. Evet, 3 tane zincir çektim. Burada 25 tane ilmeğim var. Bunların teker teker hepsine 3'er zincirden yuva hazırlayacağım. Bakın bu ilk yuvam bu şekilde. Diğer ilmeğime 3 zincirle çekip buraya bir yuva hazırladım. 1 2 3 zincir ve sıradaki ilmeğimin tam ortasından bu şekilde geçip ilmeğimi tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde 3 zincirden yuva yaptım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki ilmeğimin tam ortasından bu şekilde bakın. Şöyle ilmekleri karıştırmadan sırasıyla yapalım. Şöyle ayırt etmek için bu şekilde açarak yaparsak bakın kendiliğinden açılıyor. 3 zincirimi çektim, kapattım. 3 zincir, sıradaki ilmeğin şöyle tam ortasından girip sık iğne ile 3 zincirimi buraya sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum, sıradaki ilmeğimin içine giriyorum, sabitliyorum. 1 2 3 zincir, sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir, sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 3 zincir, tüm ilmeklere bu şekilde girerek 25 tane 3'er zincirli yuva hazırlıyoruz. 3 zincir girdim. 3 zincir. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İğne oyasını yapan izlediğim kadarıyla onlar da aynı bu şekilde ortasını kalemle yaptılar. Bu çekmiş olduğum 3 zinciri zürafayla yaptılar. Sadece bizdeki fark şu kenarlarının zürafa yerine 3'er zincirli yuvalar oluşması. Evet, 3 zincirimi çekiyorum ve yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Çok kolay, bir de iğne zarifliğinde daha bir güzel oluyor. Şöyle 3 zincir, sıradaki ilmekleri, bu ilmeklerin düzgün çıkması kaleme sıkı bir kalıplama işlemi. Yaptığımı da gösterdim, nasıl yaptığımı. Kalemin üzerine arttıkça sıkı sıkı kalıpladım. 3 zincir, bu şekilde. 3 zincir. Bugün kamera yamuk gibi duruyor bana. 3 zincir, sıradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 zincir, yuvanın içine girip sağ. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Bismillah. 3 zincir. Kapatıyorum. Evet. Bakın. Şöyle sona geldik. bitirdik. Üçer zincirli yuvaları hemen yine 3 zincir çekiyorum. Bu arkadaşlar bakın 3 zincir çekmeye başladığımız yuvamızın şöyle bakın şurayı şöyle bir göstereyim. Bunun tam ortalıyorum, yani açıyorum bu ilmeğimi bu şekilde, oraya kapatıyorum. Sonra sık iğne ile 3 zincirli yuvamın içine geçiyorum. Bakın bu şekilde daha güzel bir duruşu oluyor. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Aparat olarak bu kalem ucunu kullanacağım. Dondurma çay karıştırıcısı da aynı büyüklükte. Daha önce biliyorsunuz cam sil hortumunu kullanıyordum. Onu bulamadım. Onda daha kolay da oluyor. Şöyle biraz bakın. Küçük bu. Şöyle dibinde yuvanın içine giriyorum. 1-2 tane zincir çekip bu şekilde. Buraya her yuvaya 5 tane ilmek toplayacağım. Şöyle 2 yuvaya girdim. 1-2 zincir 4 aynı yuvaya girdim. 1-2 zincir ve 5. Evet, her yuvaya 5 tane bu şekilde ilmeğimizi toplayacağız. Bakın şimdi sıradaki yuvamıza şöyle hemen yanındaki 3 zincirin içine geçişimi yapıyorum. Şöyle 1-2 zincir kapatıyorum. Şöyle ittirelim biraz daha alanı olsun. 1-2 zincir kapatıyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1-2 zincir 3 oldu. Yuvaya giriyorum. 1-2 zincir 4 oldu. 1-2 zincir ve 5 oldu. Bu şekilde her yuvanın, her yapmış olduğumuz bu 3 zincirli yuvalara 5'er tane yuva yapacağız. Bakın diğer yuvaya da aynı şekilde şöyle sık iğne yapıp üzerine 1 zincir veyahut da dibinde 2 zincir. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1-2 zincir taktım. Aynı yuvanın içine girdim. 1-2 zincir. Buraya aparatıma takıyorum. Şöyle uzatayım rahat olsun. Şöyle dibinde giriyorum. 1-2 zincir taktım. Dibinde giriyorum. Şöyle 1-2 zincir taktım. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın her yuvanın içine 5'er tane ilmek toplayıp bunu çoğaltacağız. Yani her yuvanın her 3 zincirli yuvalara bu şekilde 5'er tane ilmek doldurup hemen geliyorum. Aynı işlem, vaktiniz fazla gitmesin. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar gelip şöyle arkada kopardığım ipimi yaktım. Şöyle kıvırarak böyle 3-4 sefer yapabildik. Evet şimdi bu kenar kontürü için siyah ipimi takacağım. Şöyle siyahla karanfil görünümü verelim. Evet arkadaşlar siyah ipimizi şöyle zincir çekerek tutturdum. Bu siyah ipi çok ince esnetin, en son noktasına kadar esnetin arkadaşlar. Çünkü incecik şöyle böyle zürafanın görünümünde minik olması için iyice esnetilmesi gerek. Yani sarının esnetilmesi o kadar önemli değil ama muhakkak siyahı incecik olana kadar esnetin. Buradan bakın çıkarmıştık sık iğne ile yaptığımız yanık izinden belli. Bu ilk ilmeğin arasından girip şöyle sık iğne yaparak başlıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı ilmeklere kenar kontürü geçeceğiz böyle minik minik. Zürafa gibi şöyle minik minik gözüksün. 1-2 zincir sıradaki ilmeğimin arasından girip şöyle kenar kontürlerini gidiyorum. Evet, sarı bir karanfilimiz olacak. Şöyle son sırasını da gidince 1 2 zincir şöyle döndüyse düz yüzüne bakarak çevirerek yaparsanız daha güzel olacak. 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki ilmeğimin içine girdim ve sık iğne ile sabitliyorum. Son sıramızda bu şekilde olacak. Kalemle ortasını, kenarına üçer zincirli yuva. Sonra bu cam sil hortumu olursa daha güzel olur arkadaşlar. Bunu kalem ucuyla yaptık biliyorsunuz. Son olarak da 4. sıramızda şöyle 2 zincir çekerek her ilmeğe kenar kontürü çekerek devam edecek. Şöyle 1-2 zincir. Düğüm oluşmuş. Şimdi arkadaşlar aynı işlem nasıl olsa bunu ben tüm yuvaları bu şekilde yapıp hemen bitireyim. Karşınıza o şekilde geleyim. Evet. Bakın şöyle ilmeğimin arasından giriyorum. Kenar kontürümü bu şekilde çekiyorum. İğne oyası zarifliğinde kolay şöyle bir karanfilimiz olacak. Bunlar yapılmayacak bir şey yok. Yapamıyoruz kalemle veya aparatla diyen arkadaşlar, dibine 2 zinciri sıkıca bir de kalıplarsanız hiçbir şey olmuyor. Bozulma falan hiç olmuyor. Olunca da şöyle hafif aşağı eğilirse onu da kalemle tığıyla yukarı doğru çekeriz. Evet, bu sırayı da bu şekilde bakın 2'şer zincir çekerek kontürleyip hemen dikim işlemine başlayalım. Evet. Böyle kenarlarını da yapınca böyle kıvrıl kıvrıl marul gibi kıvrıldı arkadaşlar. Bakın bu kenarları bu şekilde oldu. Bu uzun bıraktığımız sihirli halkadaki ipimizi de iğneme geçirdim. Şimdi burası büyük oldu ya bu şekilde. Şöyle burayı küçük bir yuva haline getirip dikeceğiz. Bakın karşısına direkt şöyle geçiş yaptım. Tam ortaladım. Dikiş işlemi bu şekilde olacak. Şöyle ortasından geçersem bakın daha şöyle çözünürlük gözükerek bu şekilde bu yuvayı şöyle küçük bir yuva haline getireceğim. Sürekli karşısını dikerek bakın. Şimdi tam ortaladım. Yine buradan giriyorum. Tam bakın buradan girip şöyle bakın arasından da geçersek ipi daha sağlam olacak. Yine şöyle burayı küçük. Bakın burayı böyle dikerek küçültüyorum. Şöyle sürekli karşılıklı çaprazlama geçerek dikiyorum ki hem bu yapmış olduğumuz borunun içinden de kolay güzel bir şekilde geçsin. Bakın. Şimdi bunun tam karşısı şu. Şöyle net göstereyim. Buradan dikerek böyle çaprazlama boşluklarından geçip dikmeye çalışıyoruz. İğnenizin ucu da sivri olursa şöyle rahat geçiş yapar dikersiniz. Böyle bunu buraya şöyle tutamadım iğneyi. Ortasına da geçiyorum ki şöyle sağlam bir dikiş olsun. Bakın. Evet, burayı böyle dikiş yaparak siz daha böyle muntazam dikin arkadaşlar. Kameradan gördüğüm kadarıyla dikmeye ve küçültmeye çalıştım burayı. Şimdi size başta gösterdiğim bu karanfilin bakın bu yeşil yaprağın bunu trabzanla yaptım bakın arkadaşlar. Sık iğne değil, trabzan 2-2 alarak ama trabzan görünümde. Şöyle 3 sıradan yaptım. Daha büyük olmasını istiyorsanız 4 sıradan yapın. Şimdi gösterme amaçlı bunu çıkardım. Kenarında da bu şekilde sık iğne ile 3 yaprak yaptım. 12 tane trabzandan başlayıp 3-6 bu şekilde sık iğnelerini yaptım. Şöyle. Buraları da bakın trabzandan başlayıp sadece uç kısmı sık iğne ile. Bu honimizin bakın orta kısmından geçip bu sihirli halka ile başladığımız yuvadan iğnemi çıkarıyorum. Bu yapmış olduğumuz karanfilimiz, bakın bu orta kısma bu şekilde oturtturacağız. Dediğim gibi 3 sıra iyi gelir diye düşünüp 3 sıra yaptım. Eğer sizin için küçükse arkadaşlar bunu 4 sıraya da bu şekilde çıkarabilirsiniz. Borunuzun uzunluğunu. Evet bakın tam oturdu. Gördünüz. Şöyle açıp bakayım. Bu kısım içine girdi. Şöyle. Bu bakın kendiliğinden kıvrıldı zaten arkadaşlar. Şöyle elinizle de şekil verip bunu kolalayıp böyle jelatin kolalar var. Suyun içinde eriyip bunu sürüp veya üzerine böyle fıs fıs yapıp sürebileceğiniz, sıkabileceğiniz saç spreyleriyle bunu donuk hale getirebilirsiniz. Bakın elinizle şöyle yaptığınızda zaten kendiliğinden şekil alıyor. Buraları falan dönüyor. Çünkü her yuvaya 5 tane yaptık. Hatta daha kıvrımlı sevenler her yuvaya 6 ilmek bile yapabilir. Bakın nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde elinizle şöyle değdiğiniz an zaten bakın kıvrılıyor. Şöyle kendiliğinden istediğiniz şekli alıyor. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi bu da 3 yapraklı. Şöyle ters de tutuyorum. 3 yapraklı bu şekilde borusu. Evet, karanfilimiz bu şekilde oldu sarı hali de. Şimdi arkadaşlar bu boruyu nasıl yaptım? Onu tarif edelim isterseniz ve karanfilimizin yapılışını şöyle görün diye bu şekilde hazırladım. Şöyle kat kat. Yapımı kolay. İğne yasıyla karşılaştırın. Birebir aynısı. Bakın bu şekilde hazırladım. Evet. Şimdi borumuzun yapılışına geçelim. Evet. Borumuzu yapacağız. Şimdi borumuzu da bu şekilde sihirli halkayla yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde demin karanfilde gösterdiğim gibi. Ama buraya 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Evet. 3 tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Bu iki telin arasından giriyorum. Şöyle 2 alarak trabzanımı yaptım. Bir defa doluyorum. Toplamda 12 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın. Evet. 3 oldu. 2 alarak 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane bu şekilde iki seferde aldığım trabzanları bakın bu şekilde hazırladım. Sık iğneyi yapmaktan daha kolay. Sık iğne insanın elini deliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yine ipimi böyle bakın. Bunu kısa olan ipimi böyle çekiyorum. Bir tane hani oluşturdum bu şekilde. Bunu da buradan sık iğne yaparak hani 3 zincirle yapmıştık ya. Bu sık iğnenin tepe noktasından girerek bu şekilde şöyle sabitliyorum. 3 sıra arkadaşlar bakın. Bundan boru yapacağım buraya. Şöyle 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına giriyorum. Bakın tepe noktasına giriyorum pardon. Şöyle 2 ve 2 olarak aldım. Şimdi bunu şu arka tarafından bakın şöyle daha net gözüküyorsa arka tarafından, önden net gözüküyorsanız ön tarafından şöyle 2 alarak trabzanlar yapacağız. Hemen bakın sıradaki trabzanımın şöyle ara noktası size göstereyim arkadaşlar. Arasına değil de şu tepe noktalara bakın şuralara girip iki telinden girip şöyle 2 alarak bu şekilde trabzanlar yapacağız. Sonra başa gelince bu trabzanın ilk trabzanın tepe noktasını gelip kapatıp 3 sıra bu şekilde yapacağız. Hemen ben 3 sıra dolanıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra 12 trabzandan oluşan borumuz hazır. Şimdi yuvaları yapacağız. 7 zincir çekerek başlayalım. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle arka tarafından daha net gözüktüğü için o şekilde göstereceğim. 1, 2, 3 ve 4. trabzanımın tepe noktasına bu şekilde 7 zincirimi kapattım. Buraya bir tane yuva hazırladım. Yine aynı şekilde 7 zincir. Şöyle yine sayıyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4. trabzanımı bakın bu şekilde sık iğne ile 7 zincirimi tepe noktasına sabitleyip buraya bir tane yuva hazırladım. Yine 7 zincir. Sıkı sıkı 7 zincirimi çekiyorum. Bu ilk yaptığımız, bakın zincir çekmeye başladığımız yerin şöyle dip noktasından, aynı yuvaya değil de hemen yanındaki yere sık iğne ile sabitledim. Şöyle 3 tane yuvamız oluyor. Şöyle 4, 8, 12 yani. Bu şekilde bakın yuva hazırladık. İlk bu 7 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yapıp yaprağımızın yapımına başlayalım. Bakın. Sık iğne ile hemen köşesine geçtim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzan yapıyorum. Bakın 2, 2. İlk sıram trabzandan oluşuyor. Kolay olsun, tırnaklarınız, elleriniz delinmesin diye bu şekilde ilk sırayı minik trabzanlardan yaptım. Bunu büyük görenler sahte trabzan da yapabilir. Şöyle 5, şöyle 6 ve 7. Toplamda 7 tane trabzandan başlayacağız. Bu şekilde yaprağımızın büyüklüğü demin gösterdiğim gibi olacak. Bir zinciri şöyle köşesine çektim, çevirdim ters tarafına ve bir tane bırakıp ikinci sık iğneme kapattım bir zincirimi. Sıradaki trabzan tepesine kapatıyorum 2. Şöyle sıradaki tepesi kapatıyorum 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şimdi arkadaşlar bu sonuncuya kapatmayacağım. Aşağı inerken oraya kapatacağımız için orası boş kalacak. 7 ile başladık. 5 tane sık iğne ile devam edeceğiz. Şöyle bir zincirimi çektim. Çevirdim. Bakın ilk sık iğneyi atlayıp ikinciye geçiyorum. Sadece köşelerde, sonlarda kestirme olmayacak. Evet, şimdi sıradaki sık iğneme giriyorum. 2, 3 ve 4. 4. sık iğneme kapattım. 5'ten 4'e düşürdük. Bir zincirle döndüm. Sadece bu dönüşlerde kesim işlemi var. Hemen kapatıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Sonuncuyu da şöyle girip sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zinciri çektim, döndüm. Bakın dibindekini bırakıp bir yanındaki sık iğneye giriyorum. 1 ve 2. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir zincirle dönüşümü yapıyorum ve burada tek kalan bakın bu yuvanın içine sık iğne ile girip sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bir kalan yere tekrar şöyle çevirip bir tane daha giriyorum. Bunu yapmamın sebebi, bir üstüne bir yapmamın sebebi, şimdi bakın bir zincirimi çekip şöyle bir alta girdiğimde bu yaprağımın ucunun sivri olması için üst üste 2 tane bir yapıyorum. Bu önemli bakın arkadaşlar. Çünkü o zaman 2 gibi kalın duruyor tek bir yapınca. Bir tane sık iğne üstüne bir tane daha yapınca ucu çok güzel duruyor yaprağın. Şöyle sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın aşağıdaki zaten sık iğneler belli. Onların içine girerek şöyle ucu sivri bir yaprak yapıyorum. Bir zincir, sıradaki sık iğneye gir. Bir zincir, Sıradaki sık iğneye gir. Bir zincir. Sıradaki sık iğneye gir. Bir zincir. Bakın buradaki yaptığımız en son trabzanın içine de girip sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle de şöyle alt yuvaya iniyorum. Hani bıraktığım trabzan vardı ya. Onun tepesine de inerken bir tane battım. Ve ilk yaprağım bu şekilde hazır. Aynı işlemi bu ikinci 7 zincirli yuvaya girerek yapacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle yaprağımız olacak. İkinci yaprağımız da aynı şekilde şöyle 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 3 4 5 bir defa doladım. 6 ve bir defa doladım. 7. Evet. 7 tane bu şekilde trabzanı ilk yaprağımı hazırlıyorum ve bir zincir çekip dönüyorum. İlk trabzanımı atlayıp bakın ilk sık iğnemi atlayıp ikincinin tepe noktasına bu şekilde sabitliyorum ve 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 ve 5. Sonuncuya da bu şekilde girip 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen dönüyorum. Bir tanesini atlayıp dibindekini atlayıp ikinciye girip şimdi burayı da 4 sık iğneye düşürüyorum. 2 3 ve sonuncu. Bu sonları atlamıyoruz. Sadece dönüşlerde kesim işlemi. Evet yine bir zincirle döndük. 4 olan sık iğnem bir tane atlayıp ikinciye girerek 3'e düşüyor. 1 2 ve 3. Hemen bir zincir köşede dönüşlerimiz bir zincir. Düz yüzüne döndük ve girdim. 1 giriyorum. 2 bir zincirle yine dönüşümü yapıyorum. Hemen bakın tek kalan birini atlayınca bir tane kalıyor. Şöyle bir sık iğnemiz kalıyor. Lakin arkadaşlar ben şöyle bismillah bir üstüne bir tane daha yapıp şöyle ucu sivri ince olmasını sağlıyorum. Onun nedeni de bir zincirle aşağı inerken kalınlaşıyor arkadaşlar. O yüzden 2 gibi durmasın diye. Bakın yanına bir zincir, bir alta sık iğne ile indiğimde bu yaprağın ucu sivri olmuyor. Ama bu şekilde bakın sivri oluyor. Evet bir zincirimi çektim. Yine ilkinde olduğu gibi alt kattaki sık iğnelere girerek aşağıya iniyoruz. Şimdi girdim, kapattım. Bir zincir. Bu bir zinciri çekmeyince gerdiriyor. Bir zincir. Yine bakın trabzanıma giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Veyahut da arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Sık iğne ile arasına girmektense bir zincir çekip şöyle direkt bakın bu şekil daha güzel duracak. Evet galiba ilkinde de bu şekil yapmıştım. Şimdi 3. yuvaya geldik. Aynı işlem arkadaşlar. İkisinde ne yaptıysam bakın bu ilk ikisinde nasıl bir yaprak yaptıysam bu 3. yuvaya da aynı yaprağı yapacağız. Evet bunu da ben hemen tamamlayıp geleyim. Fazla vakit oldu. Evet 3. yaprağı da bu şekilde bakın hazırladım. Çok güzel oluyor yapraklar arkadaşlar. Yapımı da kolay. Hiç eliniz delinmeden bu şekilde yapacaksınız. Şöyle bakın tığımı alttan geçirdim. Demin iğne ile yapmıştım sanırsam ama her iki türlü de görün bu şekilde de olur. Alıyorum karanfilimin ipini. Bu ipi rahat dikmek için böyle çekmek için uzun bırakmayı unutmayın. Bakın ortadan çekiyorum buraya şöyle çıkardım. İğneyle hani bu dibi dikmiştik ya o yüzden de arkadaşlar o açıdan da iğne ile hemen geçiriverdim. Bakın buraya bu şekilde bu kök kısmını diktiğimiz yeri böyle bakın içine böyle çekiyoruz, oturtturuyoruz. Bunu buraya güzelce dikip yakabiliriz. Şu kısmını iğne ile geçip iki tane bu şekilde bir tane kırmızı karanfil. Bakın arkadaşlar, böyle sizler için hiçbir işçilikten kaçınmadık. Bir tane de sarı karanfil, iki tane karanfil. İğne oyasından hiçbir farkı yok. Zariflikte, görünüşte aynı. Dediğim gibi bunu kolalayarak kullanın arkadaşlar. Böyle şeklini elinizde zaten kendiliğinden her halükarda istediğiniz şekle bürünüyor. Böyle kıvrım kıvrım olduğu için bu şekilde bakın yapabilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde yaprakları ve karanfilleri. Şimdi bunu tülbente nasıl tutturacağız, nasıl kullanacağız, kullanırken ona bakalım. Bakın mesela bu açılıyor ya. Bunu bu şekil şöyle elinizle kıvırdığınızda yuvarlak oluşuyor. Böyle bir de kola sıkıp hemen kalıp gibi. Tülbentimizin kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek hazırladık. Tığ battığımızı sık iğne ile buraya sabitledik ve bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 3 seferde alacağım. 1, 2 ve 2. Trabzanımı hazırladım ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen trabzanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2 alarak bakın. Tığımda, son ilmeğim tığımda. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. Toplamda bu şekilde 5 tane trabzan yapalım. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine girip şöyle 1, 2 ve 2. 4 tane oldu. Son ilmeklerim tığımda. Şöyle almamışım arkadaşlar. 4 trabzana 4 ilmek. 5. trabzan aynı şekilde 2 defa dolayıp trabzana girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. Şimdi de 5 trabzana 5 tane ilmek tığımda. Bu şekilde yapıyoruz ve sonra 5'ini birden buraya kapatıp bakın kapattım. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle buraya ilk kapattığım yerden şöyle zincirin arasından girip bir tane kirpik yaptım. Tomurcuk yaptım. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi 2 tane tığ battı bırakıp şöyle 1, 2, üçüncünün içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu zincir sayısı elinizin ayarına göre bir eksik bir fazla olabilir. Hemen 1, 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapattım. 1, 2 zincir, sıradaki tığ battıma girip kapattım. Bakın burada artma işlemi olduğu için burada bayağı bir mesafe olacak. Bu tarafı 2 tane. Şimdi bir tane zincir çekip yapmış olduğumuz karanfilimizi alıyoruz. Karanfilimizin bu sihirli halka yaptığımız yerden girip bakın trabzanın bu tarafından girip şöyle tam ortalı girerseniz şöyle bir tane trabzan daha geriden gireyim. Bakın tam ortasından bu şekilde tığımı geçirdim. Hemen ilmeği öbür tarafından girdiğim yerden çıkarıp sık iğne ile kapattım. Bakın bu şekilde bir zincirimin üzerine kapatıyorum. Sık iğnenin üzerine bir zincir çekip hemen bakın sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Aynı değil, sıradaki tığ battıya kapatıp şöyle bakın burası bu tığ battı olmuş oluyor. Bir zincir, bir tane de bu boruya tutturduğum sık iğne 2, bir tane de üzerine çektim 3 zincir. Bu şekilde bir tığ battı hem de karanfilimizi sabitlemiş olduk. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bu tarafına bakın şöyle 1, 2 zincir, 3 tane tığ battı yapacağım. Sağa 2, sola 3, aynı eşitlikte oluyor o zaman. Bakın sıradaki tığ battıma girip buraya kapattım. Evet şöyle bir bakalım bakın. şu şekilde bir sabitleme işlemi yaptık. Kırmızı da aynı şekilde bakın. Şöyle sağda 2 tane, solda 3 tane. Bu şekilde tığlamasını yaptık ve trabzan yapacağım. 2 defa tığımı doluyorum. Pardon, 1 defa tığımı doluyorum. Şöyle yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın buraya bir yuva hazırladık. Şimdi 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Bu trabzanı yuva edineceğiz ve buraya 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Trabzanımın içine girip şöyle 1, 2, 2 alarak bakın bu şekilde bir trabzan. Tekrar 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 4 trabzan, 4 tane ilmek. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2, 2 alarak bu şekilde bakın 5 tane trabzanı yapıp kapattım. Üzerine 6 tane zincir. 6 zincirimi bu kapattığım bakın zincirin arasından giriyorum bu şekilde. Bu noktaya 6 zincirimi kapatıp tomurcuk yapıyorum. Üzerine 8 zincir. 6, 7, 8. Evet arkadaşlar bakın 1 saate yaklaşmışız. 2 defa atlayıp şöyle 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıya bu şekilde sabitliyorum ve bakın ara suyumuzu da bu şekilde yapıyoruz. Aynısından ben 3 tane ara suyu koydum. Siz daha fazla koyabilirsiniz. Benim ekran amaçlı yakın dursun diye. Şöyle 2 tane daha yapıp bitmiş haline bakalım. Evet arkadaşlar karanfilim bakın bu şekilde hazırladım, tamamladım sizler için. Gerçek bir karanfil görünümü verdim. Şöyle iğneden tığa çok güzel bir iğneden hiçbir farkı olmayan bir model hazırladım. Evet sizler de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle ben 3'er tane koydum. Ekranda güzel şöyle yakın dursun diye. Bu ara suyunu siz 5 veya 7 koyabilirsiniz. Biraz kolay ama şöyle şeyleri ayrıntıları çok. Bu borusunu, yaprağını, karanfilin yapımı gayet kolay. Gördüğünüz hızlı bir şekilde, kolay ve rahat bir şekilde karanfilimi yapılışı kolay. Ama böyle ayrıntılı biraz borusunun yaprağı derken şöyle kolay bir şekilde yapacağınız. Bunda kolasız kullanılmaz arkadaşlar. Kolayla yaparsanız sürekli düzeltmek zorunda kalmazsınız bu kıvrımları. Kolay bir şekilde de kıvrım işlemi oluyor. Evet sizlere en kolayını en güzelini böyle bu şekilde hazırlayıp tarif ediyorum. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. 1 saattir fazladır da sizler için kamera karşısındayım bu şekilde. Evet, emeklerim için tekrar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı gelir. Videolarımın devamı da sizlerin beğeni ve yorumlarınız arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu. İğne oyasından bakın hiçbir farkı yok. Şöyle görüntü olarak çok hoş oldu. İnşallah işinize yarayan güzel, hoş bir çekim olmuştur. Karanfillerimiz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.